Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde oran orantı konusunda mini kazanım testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda tabloda Atağan'ın belli çalışma sürelerinde aldığı ücret gösterilmiştir. Çalışan süreyle çalışan süreyle ücret arasında doğru orantı olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Gençler dikkat edersek tabloya baktığınız zaman 2 saatlik ücrete 2 saat çalışma süresine gençler 12 lira ücret verilmiş. Evet, dikkat edersek ne kadar? 6 katı. Malum 5 saatlik çalışma süresine 6 katı 30 lira ücret verilmiş. 12'nin 6 katı 72 lira. O halde x de gençler 8'in 6 katı 8 çarpı 6'dan 48 TL olur. X'in değeri ve C şıkkı buradan sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet ikinci sorumuza geçelim. Şöyle. Evet. Burada bir sıkıntı olmuş gençler. Şöyle ikinci sorumuzu buradan açayım. A ile B doğru orantılıdır. A 6 iken B 16 ise A 12 iken B kaçtır? Gençler doğru orantılarda A bölü B şeklinde yazıyoruz. E bu K e, orantı sabitin eşitti. A ve B'yi yerine yazarsam A 6 iken B 16 6 bölü 16 eşittir. A 12 iken B'yi aynen yazdım. Buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Veya kat görebiliriz gençler fark etmez. 6 çarpı B. 16 çarpı 12. Buradan B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 6'ya bölersem. 12'yi 6'ya böldüm 2. O halde B'nin değeri 16 çarpı 2'den. 32 olur. Ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. X ve Y sayıları sırasıyla 3 ve pardon 2 ve 5'te doğru orantılıdır. 3x artı y 132 olduğuna göre y kaçtır? Gençler x sırasıyla dediği için 2 ile doğru orantılıysa x yerine direkt 2k yazıyorum. Y yerine de 5k yazalım. Y de 5'te doğru orantılı. Bana verilen 3x artı y eşittir 132 denkleminde gençler x ve y yerine k değerlerini yazacağım. 3 çarpı x yerine 2k yazdım. Artı y yerine 5k yazıyorum. Eşittir 132. 2 kere 3 6k artı 5k eşittir 132 ise 6 5 daha 11k eşittir. 132 Buradan her iki tarafı 11'e böle, 11 e bölersem k'nın değeri 12'dir. İşte K12 ise benden Y'yi istedi. Y'ye de 5K demiştik. 5 çarpı 12'den 60 olur. Y'nin değeri ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Dördüncü soruya geçelim. 360 TL para 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğa yaşları ile orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Yaşlar orantılı dediği zaman ne anlıyoruz? Aynı zamanda doğru orantı anlıyoruz. Buna göre iki çocuğun aldığı paraların farkı kaç liradır? Yaşlar küçük çocuğa 3 büyük çocuğa 5K vereceğiz. 3K artı 5K 360 eşit olacak diyoruz. Buradan arkadaşlar ikisinin toplamı 8K eşittir. 360 ise iki tarafı 8'e bölelim. 368'e bölersek gençler K'nın değeri 45'tir. Küçük çocuk gençler 3K almıştı. Buradan 3 çarpı 45'ten 135 TL alır. Büyük çocuk da 5K para almıştı. da 5 çarpı 45'ten gençler. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 4 22 daha 22. 225 TL aldı. İkisinin arasındaki farkı istedi. 225'ten 135'i çıkartırsam 0 2'den çıkmaz 12'den 3 çıktı 9. Burada zaten 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. Evet, 90 TL olur. Aradaki fark diyoruz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, beşinci sorumuza geçelim. x artı 2 ile y doğru orantılıdır. Evet hemen gençler x artı 2 bölü y şeklinde yazıyorum. Bize x 7 iken y 20 demiş. O halde x yerine 7 yazarsam 7 2 daha 9 bölü y yerine 20 yazdım. Eşittir. y 20 y 40 iken x'i bilmiyoruz. Yerine ne yazıyoruz gençler? x artı 2 yazıyoruz. Arkadaşlar buradan şöyle düşünebilirsiniz. Bakın içler dışlar çarpımı yapabilirim. Veya kat görebiliriz. Bakın 40 20'nin 2 katıdır. O halde x artı 2 de 9'un 2 katına eşit işte olacak. Yani burası 18 eşit işte olacak. Buradan x'i yalnız bırakmak için artı 2'yi karşı eksi 2 olarak gönderirsek x'in değeri 16 olur diyoruz. Ve 16 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet altıncı sorumuza bakalım. 6'yı da yine bu şekilde açayım gençler. X, Y ve Z sayıları 2, 3 ve 4'e doğru orantılıdır. Gençler hadi X yerine 2 k Y yerine sırayla dediği için arkadaşlar 3 k Z yerine de 4 k yazacağız. Bize verilen 5 X aynen yazalım. 5 X artı Y eksi 2 Z eşittir 80 eşitliğinden x'in kaç olduğunu soruyor. x gördüğüm yere 2k yazıyorum. 5 çarpı 2k artı y 3 kydı eksi 2 zde de 2 çarpı 4k eşittir 80. 5 kere 2k 10k artı 3k eksi 2 kere 4 8k eşittir 80 10 13 daha 13 8 çıkardım 5k 80 ise her iki tarafı 5'e bölersem gençler K'nın değeri 16 olur diyoruz. K 16 ise benden X'i istedi. X'e ne dedik gençler? 2K dedik. Buradan 2 çarpı 16'dan X'in değeri 32 olur. Bunu da denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 7. sorumuza bakalım. Demirhan ve Barlas'ın çözdüğü sorular sıra, sırasıyla 4 ve 7 ile doğru orantılıdır. Barlas, Demirhan'dan 36 soru fazla çözdüğüne göre ikisi toplam kaç soru çözmüştür? Arkadaşlar Demirhan ve Barlas sırasıyla dediği için Demirhan'ın çözdüğü soru sayısına 4K diyorum. Barlas'ın çözdüğü soru sayısına da 7K diyorum. 7 ile doğru orantılı olduğu için. Parlas gençler Demirhan'dan 36 fazla çözdü diyor. Yani 7K ile 4K arasındaki fark 36 ise. 7K'dan 4K'yı çıkartırsam 3K 36'dır diyoruz. Buradan her iki tarafı 3'e bölersem K'nın değeri 12'dir. K 12'si toplamını istedi. Gençler burada değerleri bulup toplayabilirim. Veya 4K ve 3K'yı 7K'yı toplarsam 4K artı 7K. 11K yapar toplam soruda. Buradan K yerine 12 yazarsam. 11 çarpı 12. 132 soru olur toplamda çözdükleri soru sayısı. Ve C şıkkı doğru yanıt olur diyelim. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.